doğru ve kusursuz makyaj yapmanın püf noktaları neler? İnternet fenomeni blogger Sebile Ölmez, yüz şekline göre makyaj teknikleri tüyoları veriyor. Az sonra burası hafta sonunda. Türk sanat müziğinin unutulmaz eserlerine kattığı yorumuyla ve ses rengiyle hayranlık uyandıran güçlü yorumcu Melihat Gülses, az sonra burası hafta sonunda. Takma kirpik nasıl takılır? Burnuna nasıl kontür yapın? Kulaklarınızı nasıl dolduruyorsunuz? Bilin bakalım bu sefer kimin makyajını yaptı? Evet efendim, biz oradan oraya atlamaya bayılıyoruz. Bir yandan Ayasofya'nın gizemli tarihi, İstanbul'daki ayazmalar derken bir yandan son derece güzel bir hanımı ardından ağırlayabiliyoruz. Sebile Ölmez bizlerle beraber. Namı diğer aslında Sebi Bebi. Instagram'da 350 bin takipçi. YouTube'da 600 bine yakın şu anda. 600 evet. bine yakın takipçi. Evet. Bu kolay bir başarı değil. Demek ki gerçekten çok seviliyor. Demek ki gerçekten çok beğeniliyor. Demek ki gerçekten aslında çok başarılı. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Çok ne güzel seni ağırlamak. Sizin güzel gülüşünüzün karşısında olmak çok güzel. Çok daha önce ederim. De katılmıştım programınıza ve her çok keyifliydi. Zaman, her zaman. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Şimdi ne kadar zamandır bu sektör içerisindesin? Ben yaklaşık 6 yıl olacak Mart'ta. 5 seneyi geçti. 5 senedir video çekiyorum. Kadınlara güzellikle ilgili ipuçları anlatıyorum. Arada komik videolar yapıyoruz, eğleniyoruz. Bir tanesinde eşin sana yapıyordu galiba makyaj değil mi? Ona denk gelmiştim. O ilk videosuydu. Çok zorladım onu buna teşvik etmek için. Çok heyecanlanmıştı. Ama sonrasında sevdi. O da kameraya alıştı. Öyle mi? İnsanlar çok sevdiler çünkü. Çok güzel tepkiler gösterdiler. Çünkü Türk kadını hani böyle erkeğin, kocasının böyle şeyler yapmasına, makyaj yapması falan o kadar onlara farklı ve olağanüstü geliyor ki nasıl yani bir erkek makyaj yapmayı kabul eder karısına diye. Çok hoşlarına gitmiş ve bayılmışlar. Eşlerinden istemişler. Hatta kendileri için öyle eğlenceli videolar çekmişler. Öyle keyifli bir videoydu. Çok güzeldi. Şöyle bir genel geçer var. İnsan en çok kendisine yakışanı bilir. Evet, aynen. Böyle bir gerçeklik var mı? Değil aslında. O zaman teamülleri yıkıyoruz hep birlikte. Ya şöyle, insanın kendine alışkanlıkları var diyelim. Kendin sürekli aynı tarzda makyaj yaptığında, aynı şeyleri uyguladığında gözü ona alışıyor ve farklı bir şey yaptığında. Mesela bir makyaj sanatçısı, işte düğün makyajlarında çok rastlanan bir şey bu. Her zamankinden çok kötü oldu ve ağlarlar yani makyajım çok kötü oldu diye. Aslında güzel olmuştur ama onun alıştık olduğunun dışında farklı bir şey yapılmıştır. O yüzden de birazcık alışkanlık her şeyde olduğu gibi. O zaman hemen istersen uygulamaya geçelim. Çünkü merakla bekliyorlar ama bu arada sana çok teşekkür etmek istiyorum ve tekrar etmek istiyorum. O kadar çok tweet attınız ki biz acaba bunların içerisinden 250'yi nasıl bulacağız? Bayağı bir aşağı gitmemiz gerekiyor 250'yi bulmak için. 250. elimde olsa hashtag ile tweet atana sevgili Sebile Ölmez, Sebibe bir makyaj yapacak. Bu da bizden size bir armağan olsun. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz bizimle bu işbirliğini yaptığın için. Estağfurullah, büyük zevk alırım İnşallah gerçekten. İnşallah bir geline denk gelir. Amin. Çok isterim. Ya, lütfen evlenecek olanlar yazsın. Ama bir dakika, şunu da söylemem lazım. Bu çekilecek. Öyle gizli kapaklı gideyim de makyajımı yaptırayım ondan sonra kendime bakayım olmaz. Herkes görecek bu videoyu. Ben onu sosyal medyadan mutlaka zaten tamam. paylaşırım. Biz de yayınlayacağız buradan. Bakalım nasıl bir makyaj olmuş diye. O zaman hadi hemen uygulama köşemize başlayalım. Geçelim. Sevgilicim gel. Ve sevgili Cansu'yu alalım. Cansu'cum gel şöyle.
bazı hanımefendilerin güzelleştirilmeye ihtiyacı olmuyor. Hiç yok. Bizim Cansu'muz da işte böyle biri ama bakalım senin dokunuşunda nasıl olacak? Cansu şu an hatta bana içeride şey dedi, kendimi şu anda çok solgun hissediyorum diye. Çünkü ona hafif bir ten makyajı geçtirdim ben, ürünleri kolay uygulayabilelim ve vakit kaybetmeyelim diye. Halbuki o kadar güzel ki güzelliğinin farkında değil. Gençler en çok bunun farkında değiller. Herkes makyaj yapmak zorundaymış gibi bir algı var. Değil yani. Solgun zaten görünen. Doğallık aynen. Herhalde en güzeli değil mi? Evet. Ya, amaç dokur, orada canlı dokunuş. Sağlıklı görünmek. Eğer çok solgun bir cildiniz varsa evet daha ağır makyajlara kaçabilirsiniz. Ama gençlerde böyle bir şey olmuyor. Genelde çok taze ve güzel ciltleri oluyor. Ona rağmen yoğun makyaj yapıyorlar. Ondan kaçınmanızı öncelikle öneririm. Şimdi Sebile'cim sen zaten ne yapacağını biliyorsundur ama tüy almak açısından bir elmacık kemiği çıkarma, evet. Bir burun küçültme, bir de eyeliner çekmenin püf noktalarını da yaparken gösterirsen tamam. Çok seviniriz. Yer mi değiştirmemiz gerekiyor bu arada ben seninle? Ben şuradan ürünleri evet öyle alırsam. Gel o zaman olacak? Yer değiştirelim. Ben buradan Cansu'ya destek vereyim. Çok iyisin Cansu. Şükür harika gözüküyorsun. Hiç merak etme. Birazdan kurtaracağım seni Cansu o makyajlı halinde. Bana dedi ama oğlum abla ben hiç makyajsızım. Televizyona çıkıyorum. Şimdi vallahi bizde olmanın da zorluğu bu. Ben de alttan size gerçekten müzik yapayım mı? Gerçekten öyle. Olur. Fon müziği. Fon ama müziği. Siz söyleyin. Ben söyleyeyim. O zaman bütün izleyicilerimiz kaçar. Bence ona girmeyelim. Evet ben de söyleyeyim. O da garanti, o kaçma garantili. Şimdi elmacık kemiklerini ortaya çıkarmak için krem ürünler veya da pudra ürünler tercih edebilirsiniz. Krem ürünlerde daha böyle profesyonel, işte uzun süre kalıcı olmasını istediğiniz zamanlar, nişan, düğün, işte davet, gala, öyle özel günler için öneriyorum. Çünkü kalıcılığı daha fazla oluyor. Hem krem ürünlerle kontür yapıp hem de üzerine pudra geçtiğinizde çok daha dayanıklı oluyor. Ben şimdi sana direkt pudra ürününü göstereceğim vakit kazanmak açısından. Şimdi yuvarlak yüzler için. Yuvarlak özellikle Johnson'un yüzü. Değil, daha ovale yakın. Benim yüzüm ne? Sizinki kare zaten. Kare. Çok evet, net bir belirli. Dik alası diyorum. Evet. Senin? Benimki biraz ovalle elmas arası anlamdan dolayı o da karışık. Tamam. Burada önemli olan şey yüzünüze ne yapmak istediniz? Elmacık kemiklerinizi ortaya çıkarmak istiyorsanız ya da inceltmek istiyorsanız yuvarlak yüzler için özellikle söylüyorum. Kontürünüzü elmacık kemiğinizden yani çenenize doğru bir geniş bir üçgen, büyük bir üçgen şeklinde yapmanız gerekiyor. Ama Cansu'nun yüzünde direkt şöyle yapabilir miyiz? Aynen. Böyle yaptığınız zaten bu kemik çıkıyor ortaya. Ama o dokunarak da çok rahat bulabildiğiniz bir kemik zaten. Hangi kemik? Kulaktan. Bu? Elmacık kemiği. Ha, hemen elmacık kemiğini buluyoruz. Evet. Tamam. Kontür elmacık kemiğin altından yukarıya doğru dağıtılması gereken bir ürün. Hemen gösteriyorum. Yapılması tamam. Gereken bir şey. Daha böyle şöyle göstereyim ben paleti. Kontür ürünlerinde her zaman daha grimsi ürünler tercih etmemiz lazım. Yani şu bronzer daha turuncu. Bu doğal değil. Bunu renk vermek için elmacık kemiklerin üzerine uygulayacağız. Ama şey kontür için daha grimsi ürünler kullanmak gerekiyor. Bakalım elmacık kemikleri nasıl çıkıyor? Zaten belirgin bir de Cansu'nun ama. Altta müzik alabiliriz. Gösterelim. Güzel bir musiki güzel gider. Evet. Şimdi. Oo, harika. Çıktı bile. Evet. Aynen öyle. İşte uzman olunca böyle oluyor. Tek bir dokunuş. Evet. Şimdi ben Cansu'ya çizgi halinde uyguladım. Bunu yukarıya doğru dağıtacağım. Ama mesela eğer yüzü yuvarlak olsaydı daha böyle geniş bir üçgen yapıp sonra onu dağıtacaktım. Yüzü inceltmek için daha ovale yakın döndürmek için. Bunu aşağıya doğru değil, yukarıya doğru dağıtıyorum. Yukarı doğru, aşağı yani doğru yine, değil. Yani yine, evet, yine bir üçgen oluşturacak şekilde. Diğer tarafına da aynısını uygulayacağım. Acaba bir tarafı uygulayıp bir tarafı uygulamasak öyle yapalım, da, farkı görelim. Farkı görelim. Tamam. Cansu'cum, kusura bakma. Farkı görelim. Neydi, ne oldu? Nasıldı, ne hale geldi? Niyeydi, neden oldu? Evet. Şimdi elmacık kemiklerimizi belirginleştirdik. Bunu daha da belirginleştirmek için aslında krem ürünle ben şuraya çenenin altına bir çizgi çekip çok affedersiniz aşağıya doğru dağıtacağım. Ne yapacağım? Fondötenle yapabilirim, concealerle yapabilirim. Ben bunu pudra ile yapacağım çünkü pudra ürünlerle devam ediyorum. Hızlı ve kolay olsun diye.
Şöyle açık renk bir pudra aldım ve... Daha böyle keskinleştirmek için. Bu çizgi yaptığım gölgeyi daha da belirgin hale Niye getiriyor. Niye elmacık kemiği istiyoruz? Niye elmacık Bilmiyorum. Kemiği çıkartılır? Elmacık Herkes kemiği bir daha... elmacık kemiğini çıkartmaya çalışıyor böyle. Çünkü bence şey bunun amacı kadınlarda elmacık kemiğidir. Yani kadını daha çok böyle yüzünün hatlarını belirginleştirir. Ama en önemlisi gülüşünü ortaya çıkaran ve daha yaşı küçük gösteren de bir şey Öyle elmacık mi? Kemiği. Daha genç gösteren tamam. bir şey. O zaman herkes Çünkü elmacık kemiği çıkarıyor. Çünkü gençlerin yanakları ve elmacık kemikleri daha dolgun oluyor. Hmm. Ve daha kızarık oluyor. Yani biz de burada elmacık kemiğini çıkarıp kızartmamızın en büyük nedeni yaşımızı küçük göstermek. O yüzden hep diyorum genç yaştakiler çok makyaj yapıp yaşını büyük göstermeye çalışıyorlar. Biz sıcak böyle allık vesaire sürerek işte tenimizi daha ıslak, nemli göstererek, kusurlarımızı kapatarak daha bebeksi, cansının yaşındaki görüntüye ulaşmaya çalışıyoruz aslında. Tamam. Evet, ben burada direkt yaptığım kontürü daha da belirgin hale getirdim. Şurada görebiliyorsunuz şu anda. Doğal olması için her zaman ürünleri karıştırmak önemli. Şöyle. Geniş Keskin bir geçiş evet, olması. Geniş bir fırçayla ikisini birbirine karıştırıyorum ve dağıtıyorum. Şimdi tamam. Yine elmacık kemiğimizi belirginleştirmek için biraz allık uygulayacağım. Şuralara allık sürmek doğru mudur? Şimdi ben aslında çok şöyle seviyorum onu. Evet. Haydi vardı ya dağlar kızı Haydi ben de böyle çok seviyorum. Pembe. Uzak Doğu'da da en çok yapılan makyaj türü. Göze yakın ve şeye yine alttan da göze yakın ortaya sürmek. İleriki yaşlarda buraya sürmek riskli. Yani 50 yaş ve üzerinde eğer buraya sürerseniz güldüğünüzde sürüyorsunuz ya bu aşağıya düşüyor. Ve yüzünüzün ortasında burada iki tane elma varmış gibi. İngilizlerin hani kızarık yüzü vardır ya öyle bir görüntü oluşuyor. O yüzden ileriki yaşlarda doğru değil. Ama normalde işte sizin yaşınızda, benim yaşımda ve daha gençler için çok daha bebeksi bir ifade veriyor. Ben de seviyorum yani ama doğru olan göz bebeğinden bu tarafa sürmek. Peki. Bu arada öğreniyoruz gerçekten evet. Doğru makyaj yapmak çok önemli. Çünkü çoğu zarar azı her zaman için daha zarif, daha güzel. Kesinlikle katılıyorum. Doğru makyaj yapmak gerçekten çok önemli. Şimdi allık sürerken dediğim gibi eğer istiyorsanız, hoşunuza gidiyorsa gülümser misin? Buradaki en tepe noktaya sürebilirsiniz. Bu çok sıcak ve güzel, genç bir ifade katıyor. Ama normali, doğalı göz bebeğinden bu tarafa sürmek. Annen seyrediyor mu Cansu? Kesin seyrediyor. Ah benim Başka güzel kızım. Söylemedi. O şu anda ah benim canım kızım, güzel kızım diyor. Zaten makyajlı doğmuşsun, makyaja hiç ihtiyacın yok diyor. Ben annenin altyazılarını geçiyorum. Evet. Belki bir iki tane de dam gözyaşı vardır. Kesinlikle. Vallahi dünyada tek makyajı seven anne benimkisi. Öyle mi? Evet. Böyle yapıyor, şey diyor, misafirler özellikle geleceği zaman, benim de gurur mu diyor artık bilmiyorum. Niye yüzüne makyaj yapmadın, git bir şeyler sür diyor. Hani böyle siyah siyah bir şeyler sür, bir de koyu seviyor. Dumanlı göz makyajı falan. Anne dedim yani herkes kızına makyaj yapmadı. Sen de koyu makyaj seviyorsun, o da çok enteresan yani. Ama güzel makyaj gerçekten çok yakıştırıyor. Evet o da yakıştırıyor. Dozunda güzel, yüze uygun makyaj insanı çok güzelleştiren bir şey. Evet. Elmacık, bir elmacık kemiğimiz bitti. Diğerine göre farkını görebiliyorsunuz. Evet. Şu anda elmacık kemiği var. Evet. Evet. Bayağı belirgin oldu. Bayağı diğerine belirgin. Göre daha yüksek ve daha bombeli. Bunu daha da ortaya çıkarmak için ne yapacağım? Bitmiyor aslında. Daha, o kadar çok daha ipucu ortaya var çıkarıyoruz. Ki, o kadar çok ipucu var ki geçen gün bir video çektim. Rujla ilgili birkaç ipucu vereyim diye 40 tane ipucu verdim. Sonrasında videodan sonra da aşı da vardı aklıma geldi. Gerçekten diğer yapılacak video o kadar çok var. Evet. Çok çok fazla şey var aslında, ipucu var verilebilecek. Şimdi şöyle ışıltılı ürünler var. Paletimde de var benim. Buna highlighter deniyor. Artık bu isme herkes aşina olmaya başladı yavaş yavaş. İngilizceye söylüyorum, kızmayın bana diyorsun yani. Evet, highlighter Türkçe aydınlatıcı olarak geçiyor ama aydınlatıcı biraz geniş bir kavram. Yani açık renkli mat ürünler de aydınlatıcı olarak geçiyor. O yüzden hani bunlara daha illuminator, highlighter ismi aydınlık veriliyor. Aydınlık verici yani. Aydınlık verici, aynen öyle. Tek farkı içinde ışıltılar olması. Bunu mesela televizyonlar hiç sevmez. Çünkü televizyonda daha mat makyajlar sevilir. Ama günlük hayatta ve fotoğraf çekimlerinde çok güzel duruyor. Ve elmacık kemiklerini daha da belirginleştiriyor. Bunu nereye sürüyoruz? Bu kemik, baz alalım bunu. Elmacık kemiğinin altı. Burada da bitiyor şakağın üzerinde. Tamam. Burayı tam üzerine sürüyoruz.
ıslak bir görüntü veriyor. Yıllardır, 4-5 senedir hiç bitmeyen bir trend ve gitgide daha da ıslak. Yüzün her yerine yayılmaya başladı. Podyumlarda bu. Çok kullanılıyor. Çok. Bu fotoğraf çekimleri, podyumlarda. Ben çok sevmiyorum. Highlighter'ı. Hiç, hatta çok sevmiyorum da hiç sevmiyorum. Acaba televizyondan alışkın olduğunuz için mi kendinize mi yakıştırıyorsunuz? Yani şöyle, ben zaten normalde hiç makyaj yapmıyorum. Aha. Televizyonda ha, o evet, kadar evet, ağır makyaj geliyor. Yapılıyor ki sahir günlerde sıfır. Annem de bana kızım birazcık hiç olmazsa bir allık sür diyenlerden. Hayır anne, sıkıldım artık. Ama siz de haklısınız çünkü sürekli işinizden evet. dolayı makyaj yapmak zorundasınız. Şimdi bunun ışıltılı gözükmesinin aslında en güzel, yani insanların en çok tercih etme nedeni yine genç göstermek. Sağlıklı bir cilt, ışıltılı bir cilt demek aslında. Yani cilt bakımı makyajdan önde gelen bir şey. Cildinize iyi baktığınız sürece makyaja çok daha az ihtiyaç duyarsınız. Bu da cilt bakımından yeni çıkmış bir görüntü verdiği için. Yani cildim sağlıklı, nemli ve dolayısıyla genç. Kandırıyoruz yani. Evet. Kandırıyoruz. Evet, peki şu gözenekleri ne yapacağız? Gözenekli cilt çok zor bir cilt. Onu evet. makyajla kapatmak, bir de makyaj içine giriyor. Daha da belirginleşiyor. Daha da belirginleşiyor ve... ve açıyor gözenekleri. Var mı bunun bitiyorsa? Dünyada gözenek küçültmek yani neredeyse mümkün değil. Çok hafif boyutlarda değiştirebiliyoruz onu. İşte buzla mesela sıklaştırıyoruz. Cilt temizliği yaptıktan sonra biraz buz gezdirip sonra da sıkılaştırıcı serum kullanmak en etkili çözüm. Ama makyajın altında, yani görünmesini istiyorsanız gözeneklerinizi, onun için bazlar var. Böyle gözeneklerin içerisinde yine doluyor ama makyaj, yani temizlediğinizde de kolayca çıkıyor. Gözeneklerin içerisinde dolduğu için şey gibi, astar gibi düşünün, aynı boya badanadaki. Pürüzsüzleştiriyor, dolayısıyla daha az gözüküyor. Gözenek herkesin derdi ama bence birazcık sektörün gözümüze soktuğu kusurları, selülit gibi. Yani aslında bunlar çok doğal şeyler. Hani problem gibi görmemek lazım. Allah başka dert vermesin diyorum gözü. Tabii canım, tabii. Gerçekten. Bunlar güzellik dertleri, onlar. Evet evet, yani geçici. Çok büyütülüyor. Hiç hani, problem çünkü değil. Şey hep photoshoplu, ya çok genç modeller görüyoruz ya da işte photoshoplu modeller görüyoruz. Hep onları örnek alıyoruz. Hmm. Halbuki artık mesela 4K çekimlerden sonra defilelerde podyum arkasına çekilen HD fotoğraflarda bile herkesin aslında gözeneğinin, sivilcesinin, aknesinin olduğunu daha rahat görüyoruz. Tabii zaten canım, biraz rahatlamak tabii, lazım. Bazı bu hani çok önemli bir iç çamaşır firması, ismini söylemeyeceğim. Onun dünyaca meşhur mankenleri var. İşte denize girerken falan çekiyorlar. İşte onda da bundan var. Evet. İşte şok etti görüntüsü falan. Görüyorsun, oh o zaman yapıyorsun böyle, bir içine su serpiliyor. Çünkü aslında doğal o. Yani bizim evet. birazcık gözümüze farklı sokulduğu için problem ve sağlık sorunuymuş gibi geliyor. Hayır. Yani öyle podyumda büyük büyük yürürken sabahtan akşama kadar böyle bacaklara kadar fondöten sürülüp podyum yürümek kolay. Evet. Aynen. Aynen. Değil mi? Bravo. Değil mi Sebi bebe? Konuş. Bir rahatlayalım. O yüzden ya, en güzel kadın kendine güvenen kadındır. Makyaj yapsın yapmasın, güvenli duruşuyla zaten yeterince dikkat çekecek. Kim demişti en güzel aksesuar gülümseme diye? Coco Chanel mi? Audrey Hepburn. Audrey Hepburn'un sözü mü bu? Evet. Ha, güzel. O öyle hatırlıyorum. Bunu tekrar umarım edelim. Yanılmıyorum. Fark etmez. Benim de videolarımda arka planıma ben de onu yazdım. Öyle çok, evet. Güzellik. Şey, gülümseme en güzel makyajdır gülsün. Diye. Gülelim. Gülümseyelim. Gülümsemek, üstelik de kapı da açıyor gülümsemek. Aynen öyle. Şimdi, burnu küçültelim dedik. Hadi burnu küçültelim. Yine aynı şekilde kontür yapacağız. Zaten burnum minicik diyor, öyle. Sadece tüyo vermek amacıyla. Ama yine de değişecek, emin olabilirsin. Şimdi yine pudramı aldım, kontür pudramı. Bunu krem ürünle de yapabilirsiniz. Kaşımdan başlıyorum. Burun kemerinin kenarından bir çizgi çekiyorum. Yerine de aynı şekilde. Böyle kalsın. Evet, ben de. Bitti. Böyle kalsın, çok güzel oldu. İşte burnumuz küçüldü. Burnumuz yarıya indi. Bitti. Ne yaptık? Şimdi bilemedim, karşıdan bakmadığım için biraz simetrik olmamış olabilir. Şurayı bir düzelteyim yandan. Simetrik olması o kadar önemli mi? Tabii ki, çünkü burnu yamuk gösterebiliriz eğer dümdüz çekmezsek, ikisini de aynı çekmezsek. Ben yandan yaptığım için birazcık simetrik olmamış olabilir. Böyle bırakmayıp tabii ki bu tarafa doğru, yani yanlara doğru dağıtıyorum. Şimdi bunu, bunu televizyonda da yapıyorlar fakat bu televizyon açısı açısından direkt karşı tarafa bakan, yani direkt...
direkt bakanlar için geçerli. Yandan baktığında yine burnun küçük gözüküyor mu? Yandan baktığınız zaman küçük gözükmez. Gözükmez tabii ki. Evet, tabii o zaman ki. Ne manası var? Herkese direkt bakmak gerekiyor evet. Burun küçültmek için. Ama biz şimdi aynaya bakarken hep düz bakıyoruz ya, biz mutlu oluyoruz. Tamam. Önemli kendimizi olan iyi hissediyoruz zaten. O yüzden de gerçekten. Peki anlaştık ama o zaman. Ama fotoğraf artık o kadar önemli ki. Instagram'a koyacağım çek diye bir şey var ya, karikatür. Onun tabii. Hakikaten öyle. Herkes sosyal medyada paylaşmak için fotoğrafa çok önem veriyor artık. Bir sürü program kullanıyorlar. Şu anda güzelleştirme programları. Elimde olsa Sebi Bebi'ye makyaj yaptırırdım. Elimde olsa Sebi Bebi'den bütün makyaj tüyolarını alırdım. Elimde olsa Sebi Bebi aslında ben olsun isterdim ki aslında zaten bunları bileyim. Şimdi birazcık daha dağıtalım. Mesela yandan bakınca düzeltmek için kemerli buruna mesela yapılabiliyor. Kemerin üzerine eğer yine pudra, koyu renk pudra sürerseniz hem önden hem de yandan baktığınızda daha az kemerli gibi görünebiliyor. Bu arada biz burnumuzu küçültürken siz kısacık bir reklam seyredebilir misiniz? Ama lütfen bizden ayrılmayın çünkü daha sizlere verecek çok tüyomuz var sevgili Sebi Bebi ile. Evet efendim, Sebi'yle Ölmez bizlerle beraber, namı diğer Sebi Bebi ve sevgili Cansu'ya makyaj yapmaya devam ediyor. Şimdi elmacık kemiklerimizi ortaya çıkardık. Ama ve lakin nasıl eyeliner çekeceğiz, tamam. Onu öğrenmek üzereydik ki reklama pas attık. Şimdi işte o zaman nasıl eyeliner çekeceğimizi öğreniyoruz. En kritik şey değil mi? Şu burnu bir küçük bir rötuşla tamamlamak istiyorum. Burun kemerinin üzerine kenarlara koyu renk sürüpten sonra ortaya açık renk sürüp onu da şöyle bir dağıttık mı? Daha da böyle bir ameliyatlı diyeceğim çünkü çok da yapay olmuyor artık bu kadar çok kontür yapınca, ama daha muntazam, daha düzgün bir burun elde ediyorsunuz. Ucunu da kaldırmak için mesela benim burnumun ucu düşük olduğu için çok uyguladığım bir yöntem benim. Burun ucunu kaldırmak için de yine hemen şöyle ucuna kontür pudramı alıyorum. Şöyle açık kalsın. Şöyle bir çizgi yaptık mı? Burnun ucunu da tabii dağıtıyorum yine elimle doğal olsun diye. Tamam. Küçültmüş olduk. Önden tam karşıdan görürsek eğer. Evet. Aa harika. Burnun ucunu da havaya kaldırmış olduk. Çok güzel oldu. Tabii karşıdan bakınca daha güzel oluyor. Daha anlamlı oluyor. Evet. Aynen yaptığımız öyle. Şeyler. Şimdi eyeliner süreceğiz. Eyeliner'da en önemli, yani en çok dikkat etmemiz gereken şey yavaş uygulamak. Eğer bir acelemiz varsa hiç eyeliner sürmeye çalışmayalım. Kalem sürelim. Far sürelim ama eyeliner'dan uzak duralım. Çünkü bütün makyajınız, yani farın üzerine sürülen bir şey olduğu için yaptığınız hatada bütün farınız mahvolacak. O yüzden makyajınız gidecek. Peki bununla yapacağımıza genelde de insanların evinde o tarz bir likit şey var. Likit eyeliner değil mi? Likit, yani onu kalem şeklinde olan. En pratiği o. Kalem şeklinde olanla yani bunu bir tek siz yapıyorsunuz biliyorsunuz uzmanlar. Hayır aslında. Biz hepimiz ama hepimiz kalemle yapıyoruz. Çünkü onu yapmak çok zor. Bir de bunun için ayrı fırça gerekiyor. Halbuki kalemde ikisi bir arada. Bir şey söyleyeceğim. Benim takipçilerim bununla yapıyor. Neden? Beni takip edenler biliyorlar yapıyorlar. Neden olduğunu söyleyeyim. Bu kalemden de aslında ve likitten de çok daha kolay uygulanan bir şey. Çünkü krem kıvamında eliniz titrediğinde, yani en ufak bir titremede şey olmuyor. Eyeliner'ı bozmuyorsunuz. O yüzden kalem gibi olduğu için bunu uygulamak çok kolay. O zaman hemen Cansu'ya danışalım. Cansu'cum kalemle mi uygulamak istersin yoksa kalemim yok. Ama likit eyeliner en riskli olanı. Mesela eyeliner süremiyorsanız kesinlikle likit eyeliner'dan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü bu da çok sıvı. Şimdi şöyle yine elimin üzerine göstereyim ben. Burada mesela ufak bir titremede görüyorsunuz zikzaklar. Yani konuşurken bile ne kadar bir de renkleri de zikzak farklı. Oluyor. Bunun rengi daha güzel. Bu daha doğal. Kalem gibi. Yani dokusu da yapısı da kalem gibi. Hadi. Bakın konuşurken sadece ne kadar böyle titredi ve zikzak zikzak oldu. O yüzden bu riskli bir eyeliner. O zaman diyoruz ki işi uzmanına bırak. Aynen ya jel ya da hatta onu da göstereyim size. Ürünleri tanımadıkları için sadece belli bir şeyle yapmak zorundaymış gibi. Cake eyeliner diye bir şey var. Bunu biliyor ne musunuz? Ne eyeliner? Cake. Yani kek pasta eyeliner, gibi. Pasta evet, eyeliner. Cake eyeliner diye. Bu toz bir eyeliner. Bunu ıslak kullandığınızda, yani fırçanızı ıslattığınızda sulu boya gibi aynı. Likit eyeliner gibi oluyor. Toz olarak kullandığınızda benim şey gibi. Böyle yine göz kalemi gibi şöyle göstereyim.
far gibi mi oluyor o zaman? Şöyle uzaktan şey yapalım. Ha, bu biraz daha açık. Kalem gibi oluyor. Kalem şöyle. Gibi. Birazcık yok, daha biz ortadakini gidelim. Tercih edelim. Böyle. Ya bu da mesela bununla da hani fırçayla kalem ince bir kalem dokusu elde edebilirsiniz. Allah. Neyse. Onu sonra alırız. Şimdi eyeliner'a devam ediyorum. Şimdi zaten eyeliner çekme çeşidi de çok farklı değil mi? Gözü çok... yüksek mi göstermek istiyoruz? Kuyruklu mu çekeceğiz, kısa mı çekeceğiz, kalın, kısa mı, ince? Kalın, grafik eyeliner diye bir şey çıktı mesela şimdi. Zikzaklı. Zikzak, üçgen. Değişik, Allah. Değişik. Çift kuyruk, üç kuyruk. Bayağı bir çeşidi var artık eyeliner'ın. Şimdi ortadan başlıyorum. Siz kendinize süreceğiniz zaman gözünüzü kapatmayın. Aşağıya tamam. Bakın. Her zaman aynayı aşağıya tutun. 45 derecelik bir açıyla ve gözünüz açıkken eyeliner sürün. Çünkü kapalıyken sürdüğünüzde açtığınızda çok farklı bir şey çıkıyor. Kapalıyken nasıl göreceğiz? Diğer gözümüzle mi takip edeceğiz? Şöyle evet kapatıp sürebiliyorlar böyle bu şekilde. Görebiliyor muyuz? Peki. Böyle kapatıp sürüyor. Kesinlikle yani %80'i tamam. Böyle sürüyor. Açıkken bu şekilde aynaya bakarak sürmeniz gerekiyor eyeliner'ı. Kuyruğu da tam karşıya bakarken mesela sürmeniz gerekiyor. Asla kapalıyken tamam. Yine sürmeyeceksiniz. Tek seferde asla eyeliner sürmeyin. Çünkü tek seferde hata yapma şansınız yüksek. O da mesela çok eski bir şehir efsanesi. Eyeliner'ı her zaman böyle mesela ilk özellikle ilk kez eyeliner sürecek olanlar için böyle bakın noktalar yapıyorum. Ha, noktaları birleştir. Evet nokta oyunu gibi. Sonrasında bunu birleştireceğim. Böylece yine hata yapma şansım azalıyor. Açar mısın Cansu'cum? Şimdi bu kuyruksuz bir eyeliner. Kuyruk yapamıyorsanız hiç uğraşmayın. Kuyruksuz bir eyeliner yapın. Yani illaki böyle kedi gözü eyeliner yapmak istiyorsanız da. Ama kuyruk gözü çok güzel evet. Gösteriyor. Kaldırıyor, aynen. Büyütüyor. Şimdi onu kuyruksuz eyeliner meyvesiz ağaç. Ama öyle demeyin. Birçok insan da onu seviyor. Evet. Canım meyvesiz ağaç seven de var. Zorlaştırıyorsunuz onu. Kolaylaştırmaya çalışıyorsunuz. Ben de kuyruklu eyeliner seviyorum tabii ki. Evet. Ama bazen hiç yapamıyorlar. O zaman çok kötü oluyor. Hiç uğraşmayın diyorum ben de. Bantla yapabilirsiniz eğer kuyruk seviyorsanız. Bir para bandı bu. Elimin üzerine birazcık yapışkanını alıyorum. Hani tenimi, cildimi rahatsız etmesin sökerken diye. Açar mısın gözünü? Alttaki gözümün alt çizgisini, kirpik çizgisini takip ediyorum ve şöyle bir bandı yapıştırıyorum. Şimdi bunu aynı bu banttan yine aynı şekilde farınızı sürerken de faydalanabilirsiniz. Söktüğünüzde böyle profesyonel bir gelin makyajı yapmış gibi oluyor. Yine aşağıya bakmanı rica edeceğim. Bandın üzerine gelecek şekilde çizgimi çekiyorum. Rastgele. Aa, işte böyle. Evet, şimdi diğer eyeliner çizgimle bir üçgen yapıyorum. Sonra da bu kavisi karşıya bakar mısın? Şöyle yine aşağıya, tamam. Birazcık ovalleştiriyorum ve bandımı söküyorum. Ve karşınızda Kleopatra. Kuyruklu bir eyeliner yapmış olduk. Çok güzel bunu oldu. Bunu istediğiniz gibi sonra oldu. Üstten kalınlaştırabilirsiniz. Yani bu yine hızlı ve kolay bir eyeliner sürme yöntemi. Diyelim ki başka bir yöntem daha göstereyim. Şimdi ben bunu birazcık kalınlaştırayım ve bozayım. Bozamıyorum. Elim alışkın olduğu için. Bozdum. Biraz kalınlaştırdım. Bu bozmuş halimi. Sebebini. Biraz aşağı bakar mısın? Daha da ay çok bozdum eyeliner'ı ve bu çıkıyor karşıya. Şimdi yine eyeliner'ınızın kuyruğu bozuk oldu. Onun için yine çok kolay bir yöntem var. Bir kulak çubuğu alıyorum. Bunu bir makyaj temizleyicisi alarak ıslatıyorum. Makyajınızı bitirdikten sonra göz makyajınız için aynı şey geçerli. Dumanlı makyaj yaptınız ve karman çorman bir şey oldu. Sonrasında bitti makyajınız. Kaşınıza doğru bunu böyle çekerek temizlediğinizde yine jilet gibi bir eyeliner ve göz makyajınız oluyor. Gayet güzel. Sonrasında bir concealer'la kenarlarını sildiğiniz fondöteni yerine koyabilirsiniz. Hemen bir kapatıcı sürelim oraya. Tabii bunun için pek çok fırçanızın da elinizin altında olması gerekiyor. Yo, concealer için ayrı fırça. Parmak aslında en güzeli. Şimdi burada daha kusursuz yapmak için. Parmakla yapabilirsiniz ya da kulak çubuğuyla yapabilirsiniz. Bence temel olarak herkesin elinde olması gereken fırça bir far fırçası. Pofidik olur yani şunlar gibi olursa yeterli.
Bununla hem far hem işte karıştırma dağıtma yapabiliyorsunuz. Concealer fırçasına hiç gerek yok. En güzel concealer fırçası şu parmak. Top top olan şey ne pembe? Bu mu? Bu ne? Bunlar makyaj süngerleri. Bunlar çok pratik. Yani tek başına bütün fırçalara yüz için özellikle uygulamak için. Gözünüze bir şey uygulayamazsınız bunu ama bütün yüzünüze baz makyajınızı yapmak için çok güzel bir ürün bu. Her yerde var artık. Şunu bulabilirsiniz. Ve çok uygun fiyatlı olanları var. Buna ben diş fırçası gibi olan bir fırça türü. Bu birazcık şey, nasıl diyeyim size? Sektör böyle farklı şeyler üretmeye çalışıyor. Birazcık ince fondöten yani çok ince fondöten sürmeyi sevenler için yapılmış bir ürün ama bununla bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Bunu yani şöyle söyleyeyim, bunu ıslatarak ondan daha muntazam ve düzgün bir makyaj, fondöten sürme, pudra bile sürebiliyorsunuz bununla. Yapabilirsiniz pudrayı, fondöteni sürebilirsiniz. O zaman şimdi bundan sonra rimel sürmenin inceliklerine adım atalım diyorum ben. Çünkü rimel sürmek de önemli. Bence rimel bir uç, bir allık bir rimel başka hiçbir şey olmasa da makyajlı ve bakımlı aynen gözükmeniz için aynen yetiyor. Aynen. Benim her zaman söylediğim şeyleri söylüyorsunuz. Kesinlikle allık mutlaka cildi sağlıklı göstermek için. Rimel gözlerimizi belirginleştirmek, ben buradayım demesi için. Dudakta yine taze. Parlatıcı aynen belki. Diş güzel gülümsemeyi ortaya çıkarmak, dişleri ortaya çıkarmak. Renk vermek için bir parlatıcı, lip balm öyle bir şey. Evet, maskaramızı hemen alalım. Şimdi sezon trendlerinde özellikle bolca, çok belirgin, yoğun kirpikler moda. O yüzden takma kirpik de çok fazla tercih ediliyor. Hem yoğun hem uzun kirpikler için bir ipucu vereceğim size. Önce dolgunluk veren maskarayı süreceğim. Üzerine uzunluk veren maskarayı süreceğim. Böylece gerçekten o kadar fark ediyor mu? Sanki hepsi aynı ediyor etkiyi yaratıyormuş gibi. Aslında uzunluk veren maskara sektörün yönlendirmesi mi bu? Yok değil. Gerçekten işe yarıyor. Yoğunluk veren maskara birazcık araları dolduruyor ve içerisinde genelde kirpiğe yapışan bir takım malzemeler var, fiber gibi. Uzunluk verenlerde yapı olarak daha hafif, kirpiğin ucuna kadar tarayarak kıvırıyor ve daha uzun gözükmesini sağlıyor. Peki. O yüzden yapıları farklı. Tamam. Bu dolgunluk veren sanki. Evet, fırçasından, fırçasından belli, yoğunluğundan belli değil mi? Şimdi şöyle yapacağız. Aşağıya bakıyoruz her zaman maskarayı sürerken yine. Gözümüzü kapatabilir miyiz? Çünkü başkası sürerken göze fırça girme riski başkası insanları sürerken kapatabiliyorsunuz. Endişelendiriyor. Ama öncelikle şunu yapıyorum, sonra da kapatabilirsin Cansu. Yani kirpiği alttan benim almam gerekiyor ki altına bulaştırmayayım diye. Sonrasında o kapattığımda istediği kadar kırpıştırabilir. Ben zikzak hareketlerle yukarıya doğru maskaramı tamamlıyorum. Sevgili Rıfat Yüzüan çok güzel bir tavsiyesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Aşırı kirpik dibine çok aşırı girmeyin. Çünkü kirpik dibi şey gibi düşünün, sütun gibi. Orayı ne kadar çok ıslatırsanız kirpiğiniz o kadar çok düşer. Dolayısıyla orası kuru kalırsa kirpikleriniz daha kıvrık olur. Alta her zaman tam tersini söyleriz. En dipten uca doğru yapın diye ama işte güzel bir tüyo. Evet, aynı şekilde. O yüzden kirpiğin çok dibine yanaşmadan uçlarına maskarayı sürüyorum. Farkındaysanız buradan kaldırıyorum. Böylece çok daha rahat kavruyorum. Siz kendinize uygularken de aynısını yapabilirsiniz. Yani buradan göz kapağını tutup kaldırıyorum. Mesela makyajınızı full yaptınız, bozulmasını isterseniz bir makyaj süngeriyle tutabilirsiniz buradan. Şimdi aynı şekilde üzerine bir uzunluk veren maskara süreceğim. Fırçalar farklı. Anladım. Evet. Tamam, ve de mutlaka peki yine kulak çubuğu yanınızda olsun. Çünkü yine bütün makyajınızı dağıtabilirsiniz. Her zaman hemen dokunduğunuz anda makyajınızı temizleyebilirsiniz. Yine sen istediğin gibi kırpıştırabilirsin. Hiç açık kalmak zorunda değil. Bu da daha çok tarıyor. Tek tek ayırıyor sanki. Evet, tek tek ayırıyor ve dolayısıyla hem uzunluk veriyor hem de kıvırıyor fırça yapısı itibariyle. Mesela diğeri araları doldurdu. Bu da şu anda yukarıya doğru kıvırıyor. Açabilir misin hafif? Tamam. Düzeltmeleri yapıyorum. Evet. Bakayım. Harika. Harika. Harika oldu. Aslında ne kadar uzun kirpikleri varmış ama belli değilmiş. Belli değilmiş. Bir kameraya doğru baksana. Rimel'in nelere kadir olduğunu görüyoruz hep birlikte. Efendim. Öncesi, sonrası. Önce de çok güzel, sonra daha bir güzel sanki. Evet.
Bu arada süremizin de sonuna geldik. Neyse 2-3 şey yapabildik aslında. Evet, evet, makyaj bir şey dünya. Sen kaç senedir video koyuyorsun? 5,5 sene oldu. 5,5 sene daha hala bitmedi. Konular bitmiyor. Ne konu bitiyor, ne renk bitiyor, ne şekil, şemal bitiyor. Yani bu tabii kadınlar için bir dünya. Fakat ben Sebile'den bir şey rica edeceğim. Erkekler için de artık işin içine girmen gerekiyor Sebile'cim. Makyaj olarak değil tabii ki ama işte erkekler tabii hani... bir şekilde de kendilerini güzel sektör kadınlar için çalışıyor. Bir şey söyleyeceğim. O da değişiyor. Erkeklere. Yetmedi kadınlar. Erkeklere de yavaş yavaş makyajı çıkarmaya başladılar biliyorsunuz. Bir kere rimel yani rimel onlar için hani bizim için olduğu gibi değil ama birazcık böyle fazlalaştırma özellikle saçı dökülen erkeklere 3-5 diyor bekleriz. Tamam mutlaka. Beyler... Hint yağı efendim. Hint yağı mucizevi bir şey. Hemen hızlıca vereyim saçı dökülenler için. Çok zor gelecek biliyorum ama tabii ki şey genetik problemin araştırılması lazım. Yani genetik mi hastalıkla ilgili mi neden onu araştırmak lazım ama yoğun saç dökülmesi olanlar için Hint yağını her gün 15-20 dakika masaj yapıp yıkayın. Çok inanılmaz hem hızlı uzatıyor hem de saç ne kadar çok zor bir şey söylediğinin farkındasın. Çok zor bir şey biliyorum yağlı, ama yağlı, çok zor. Yağlı, kafanı zor. Bir yere koyamazsın. Birine merhaba diye öptüğün anda pufur pufur yağ yıkacak. Kokusu. Yıkayacak. Yani 10-15 dakika masaj yapıp yıkayacak. Tamam peki. Hızlıca sıkıştırdım araya onu da ama çok işe yarıyor. Çok teşekkürler Sebile'cim. İyi ki geldin. Estağfurullah. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ederim hem davet uygulama ettiğiniz için, için hem de bizi izleyen ve elimde olsa hashtag ile bize tweet atanla makyaj yapacağın için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkürler. Size de teşekkür ediyorum. O zaman biz de kısacık bir ara verelim ve Melihat Gülses'i davet edelim.